İsmim Şahin Efe Yılmaz. Efelik Ruhu Projesi Genel Yayın Yönetmeniyim. Biz Efelik Ruhu Projesi kapsamında belgesel, kısa film, gazete, işte televizyon programı, dergi ve tarih bülteni çıkarmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz mücadele tabii biraz zor bir mücadele. Hiçbir destek olmadan bu uğurda çalışmak kolay değil. Bizim amacımız şu, yani kısaca özetlemek gerekirse amacımız şu. Biz Zeybeklik'le ilgili bir araştırma yapmak istediğimizde bugün geriye dönük olarak 150 yıllık süreçte kaynağa ulaşamıyoruz. Ulaştığımız kaynakların birçoğu da biraz şaibeli, birçoğu belgeye dayalı değil. Tabii biz kaynağa nasıl ulaşabiliriz? Akademisyenlerin, yazarların, kıymetli hocalarımızın yaptığı çalışmalarla işte bir nebze olsun kaynağa ulaşabiliyoruz. Peki bu kaynağı biz bizden sonraki 150 yıl, 200 yıl sonraki gençlere nasıl aktarabiliriz diye düşündük ve Efelik Ruhu Projesi'ni tasarladık. Amacımız dünya var olduğu sürece, Türk milleti yeryüzünde var olduğu sürece Zeybekli'ye de sevdalı gençler de var olacaktır. O gençliğe, bizden 150 yıl, 200 yıl sonraki gençliğe arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar bir araştırma yaptıklarında o tarihte karşılarına bizim oluşturduğumuz arşiv çıkacaktır. Bütün amacımız, niyetimiz bundan ibarettir. Kavgamız budur. Şimdi bakınız, çocuklarınızın odalarının duvarında Örümcek Adam ya da Süpermen afişleri varsa çocuklarınız ilerleyen yaşlarında milli ve manevi duygularına bağlı gençler olarak yetişmelerini bekleyemezsiniz. Ve bu onların suçu olmaz. Çocuklarınızın odalarında işte Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, özellikle Gördeşli Makbule, Çete Emir Ayşe gibi, Nene Hatun gibi Türk milli kahramanlarıyla ilgili içerikler olursa onlar ilerleyen yaşlarında milli ve manevi duygularına daha bağlı olurlar. Ülkelerine daha faydalı olurlar. Ülkelerine karşı sorumluluklarını yerine getirirler. Bizim oluşturmaya çalıştığımız, katkıda bulunmaya çalıştığımız, hizmet etmeye çalıştığımız gençlik böyle bir gençlik. Bugün için belki kıymeti bilinmese de bize destek olmayanların çocukları için mücadele veriyoruz. Teşekkür ederim.